Anadolu'ya Horasan'dan gelen dervişlerden Hacı Bektaş Veli. Hoş geldin. Hoş bulduk. 13. yüzyılda yaşamış önemli bir isim olarak görüyorum seni. Öyleyse bize biraz kendinden bahset bakalım. Bektaşilik tarikatının teşekkülünde öteden beri önemli bir yere sahibim. Hayatım ile söylenenlerin çoğu, kısaca velayatname olarak tanınan menkıbeye dayanmaktadır. Nişabur'da doğmuş, Lokman-ı Perende adlı bir mutasavvıf tarafından yetiştirilmiş, Ahmedi Yeseviye intisap etmişsin. Doğrudur. Peki ya sonra ne yaptın? Daha sonra Ahmedi Yesevi vesilesiyle Anadolu'ya gelerek Kırşehir civarında Suluca Karahük'e yerleştim. Orada dergahımı kurup çevredeki Türkmenler ve gayrimüslimler arasında Müslümanlığı yayma faaliyetleri yürüttüm. Anadolu'da ilk tarikat kurucusu olarak bilinen Baba İlyas'ın... Bir dakika, bir dakika, lafını balla kestim ama Anadolu'da ilk tarikat kurucusu Baba İlyas deyip de çocukların kafasını karıştırma. Sanırım haklısın. Peki senin hangi yönünü bilmemiz bizim için önemlidir? Türkçe yazdığım nefes denilen ilahileri ve Anadolu halkına dini, tasavvufi ve ahlaki yol göstericilik yaptığımı belirtmekte fayda var. Makalat isimli eserinden hiç bahsetmedin. Ondan da biraz bahseder misin? Makalat isimli eserimi Arapça olarak kaleme aldığımı söyleyebilirim. Alevi Bektaşi inancındaki 4 kapı ve 40 makam makalatın ana konusudur. Peki, seni burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Güzel bir sohbetti. Rica ederim, benim için de büyük bir mutluluktu.